Evet, Bekir Coşkun usta bir kalem, duayen bir gazeteci. Yazılarını okur muydunuz bilmiyorum. Ama ben yazılarını okurdum Bekir Coşkun'un. Ve hazmederek okumaya çalışırdım. İyi de bir gazeteciydi. Aynı zamanda hemşerimdi de, yani baba tarafından. Hemşerimizdi de Bekir Coşkun. Çok da iyi yetiştirmişti kendisini. Çok iyi bir hayvan severdi. İyi bir doğa severdi. Çok iyi bir milliyetçiydi. Çok iyi bir Atatürkçüydü. Çok iyi bir cumhuriyet sevdalısıydı. Yazılarından anladığım kadarıyla bir kere tanışma fırsatım oldu Bekir Coşkun'la İstanbul'da. Ama çok fazla sohbet edemedik tabii ki. Ama yazılarından anladığım kadarıyla Bekir Coşkun iyi bir vatanseverdi efendim. Allah rahmet etsin. Son yazısını okuyayım mı size? Sosyal medyada çok fazla dolaşıyor. Müsaadenizle son yazısını okuyayım efendim. Müsaadenizle. Ayrılık mevsimidir bu aylar. Bekir Coşkun dün hayata gözlerini yumdu. Basın camiası ve sevenleri yasa boğuldu. Geriye okurlarının yüreğine dokunan şiir gibi yazıları örnek olacak meslek hayatı kaldı. Sağlık sorunları nedeniyle düzenli yazamıyor. Kendini iyi hissettiğinde hemen kağıda kaleme sarılıyordu. Geçen yıl bu ay sadece tek bir makale yazabilmişti. Takvim yaprakları 6 Ekim 2019'u gösteriyordu. Yıllar sonra bazı yazılarını okuduğunda aslında kendi kaderini yazdığını anlar yazar cümlesiyle başlıyordu yazı. Sanki bugününü anlatmışçasına ayrılık mevsimini anlatıyordu Bekir Coşkun. İşte efendim o yazı. Bütün kuşlar vefasız, yıllar sonra bazı yazılarını okuduğunda aslında kendi kaderini yazdığını anlar yazar. Komşunun radyosunda her sene bu mevsimde durmadan çalan yine o hüzzam şarkı var. Böyle mi esecekti bu mevsimde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar. Unutmuş ellerimi eşim, dostum, sevgilim. Kalbim acılara bölünmüş, dilim dilim. Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar. Ayrılık mevsimidir bu aylar. Yazlıkçılar döndüler. Kırlangıçlar Nil deltasına gitti. Bu aylarda renk çiçekten ayrılır. Güneş kumdan, menekşe kırmızıdan, bahçeler çocuk seslerinden. Salkım asmadan, yaprak dalından. Bir boş salıncak rüzgarla terasta sallanır. Ayrılık mevsimidir bu aylar. Her sene bu aylarda ben ayrılık yazımı yazarım. Her cümlenin sonuna noktalar artı iki damla. Hüzün günleridir. Yaş gözden ayrılır. Küçük köpek kaç gündür arkadaşı çocuğu arıyor kumsalda. Arada bir koşuyor kendi kendine. Koşunca arkadaşı gelecek sanıyor. Nereden bilsin? Bu mevsim ayrılık zamanıdır. Dün gece ilk yağmur yağdı. Çatılarda tıkır tıkır. Küçük gölcükler oluştu sokakta. Kediler saçak altlarına sığındılar. Bir sonbahar yağmurları sanki doğanın ayrılıklara ağlayışıdır. Yaz aşklarında bugünlerde tenler ayrılır. Ne çok giden olur, ne çok el sallanılır bu mevsimde. O ne çok vedadır. Bu mevsimde ne çok beni unutma vardır. Ayrılık mevsimidir bu aylar aklında. Bir hüzzam şarkı, bir de ayrılıkların sızısı kalır. Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar efendim. Evet, Bekir Coşkun, rahmetle, saygıyla anıyoruz. Son yazısı. Ne çok anlatmış kendini, öyle değil mi? Evet, sonbahar, Ekim.